Kıbrıs'ına gidiyoruz ama çok az. Yavru Kıbrıs'a gidiyoruz. Yavru Kıbrıs'ın meşhur şeftali kebabını yapacağız. Rivayet diyor ki Ali diye bir şef varmış. Adam düşünmüş, böyle çok güzel bir ızgara yapmış. Şef Ali kebabı, şef Ali kebabı, şef Ali 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 diye derken şeftali kebabı diyorlar. Ben yedim, hem de Kıbrıs'ta yedim, bayıldım. Bugün onu yapacağız. O kadar basit ki, tek zorluğu kasabına gideceksin, diyeceksin ki bana kuzu gömlek yağı getir. Parası neyse önceden mi ödersin, hatırımı getirirsin, ondan sonra ziyafet çekeceksin diyorum bak. Ziyafet. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi malzememiz 1 kilo kıyma var. Orta, hatta biraz az yağlı bir kıyma. Neden az yağlı? Çünkü bak, gördün mü? Çarşaf gibi gömlek yağımız var. Bunları şöyle suda güzelce yıkadım, soğuk suda. Bembeyaz oldu. Şimdi sadece bunu bulmakta zorlanabilirsin. Onu da önceden kasabından iste getirir. Maydanoz var, soğan var. Sarımsak yok ama ben sarımsağı koyacağım. Biliyorsunuz benim ufak tefek dokunuşlarım var. Baharat kısmını da kendi kafama göre ayarlayacağım. Başlıyoruz. Şimdi soğanları, yani bir nevi köfte yapacağımız için soğanları şöyle ince ince doğrayacağız. Sarımsakla beraber bunu güzelce böyle küçültelim. Eğer benim gibi siz de soğanı çok severseniz bunu şöyle bir suyunu sıkarak kıymanın içerisine koyun. Yani soğanın o baskın tadını köftede çok hissetmezsiniz o zaman. Şimdi geldi sıra maydanozlara. Maydanozları yıkadım ve kuruttum. Şöyle şu kadarı kenarda bırakayım. Eğer az gelirse tekrar koyarım. Şöyle maydanozları şöyle küçültün. Şöyle bir yuvarlak yapıp sert bir hale gelsin. Sonra böyle inceltin. Maydanozlar da işin içerisine girsin. Şimdi buna birazcık kekik koyalım. Toz kekik koyuyorum ben. Sen normal kekik koyabilirsin. Çok az. Kırmızı toz biber. Şöyle 2 kaşık. Kimyon. Şöyle dolu bir kaşık. Biraz o isotun isli tadı. Ve birazcık karabiber. Ve tuz. Şöyle şu önce şuradaki üsttekileri bir karıştır. Böyle karıştırırsan eğer ne olur? Etin içerisine bulaşmaz ve tek toparlanmaz. Gördün mü bak? Sonra bunu böyle güzelce yoğur. Artık et bu baharat ve sebzelerle iyice bütünleşsin. Şimdi gömlek yağını aldım.
Evet. Şimdi gömlek yağını böyle güzelce açtın. Köfteyi içerisine koydun. Bir kapatıyorsun. Sonra şuradan kapatıyorsun. Bu tarafa da şuradan kesiyorsun. Bunu da bunun üstüne yapıştırıyorsun. Aynen şöyle olacak. Evet, yavrular tamam. Şöyle köftem kaldı. Bir tane gömleğin altına koydum. Bunu böyle pişireceğim. Bir de aslında böyle bir tane böyle büyük yaptım. Şimdi mangal zamanı. Hafif ateşte pişireceğiz bunları. Hadi gidelim. Şimdi yapacağımız köfte çok yağlı olduğu için altında ateş yakmayacağım. Mangalım çok geniş. Eğer ki siz de böyle geniş bir mangal yoksa şey yaparsınız. Yani çok az ateşle yaparsınız. Çünkü başlayacak yanmaya. Şöyle bak. Ortadan koymaya başlıyorum. Bir sürü kaçış alanı yaptım kendime bu şekilde. Tabii mangalda mangal boş bırakılmaz. Şöyle. Şimdi şöyle yavaştan bir bakalım. Ne oluyor burada? Evet. Bak, altında ateş olmamasına rağmen sıcaklıktan dolayı ateşler patlamaya başladı. Dolayısıyla sen bunun altına ateş koysaydın, eyvah eyvah. Yalnız öyle bir yapmışız ki bak, bu poğaça gibi hiç açılmıyor. Neden? Çünkü katladığımız yerleri ilk önce pişiriyoruz. Evet, şimdi şöyle en ufaklarından başlayarak alalım. Gördün mü? Şöyle kahverengi, şöyle koyu kahverengiyi yakaladım. Al. İçinde de et kurumasın. Arkadaşlar, yemek, mangal öyle protokolden hoşlanmaz. İçeri gidip bunu soğutmayacağım. Şöyle müsaadenizle tadına bakayım. Yahu, içi sulu sulu pişmiş. Dışındaki o yağı anlatamam. Şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs aklıma geldi. Demek ki bir Kıbrıs seyahati gözüktü bize. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size farklı bir lezzeti kendi kıt kanaatimle gösterebilmişimdir. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.